Opus 02 Türkçe derslerine hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı sözcük türleri. Sözcük türleri isim soylu sözcük türleri ve fiil soylu sözcük türleri olarak ikiye ayrılıyor. Biz isim soylulardan başlayacağız. Yani isimlerden başlayacağız. İsimleri 3 ayrı çatı altında işliyoruz. Biri varlıkların verilişine göre isimler. Diğeri varlıkların sayısına göre isimler. Diğeri de varlıkların niteliklerine göre isimler. Varlıkların verilişine göre isimlere özel isimler ve cins isimler yani tür ismi olarak ikiye ayırıyoruz. Eğer biz bir özelliğine göre ismi ayırt edebiliyorsak ona özel isim ayırt edemiyorsak yani ortak özelliği bulunan birçok şey varsa onları turizm olarak adlandırıyoruz. Yani İzmir veya Semih ismi özel isimken şehir veya çiçek dediğimizde bunlar tür ismi oluyor. Varlıkların sayısına göre isimler 3 sınıfta inceleniyor. Tekil, çoğul ve topluluk. Adı üzerinde bunlar sayılarına göre ayrılıyorlar. Tekil, tek şeyi bildiren. Ağaç, Çoğul, eki alıp çoğulluk bildiren yani ağaçlar. Topluluk ismi ise eki almadığı halde bir çokluk bildiren isimler demek. Yani orman gibi. Yani deste gibi. Varlıkların niteliklerine göre isimler ise soyut isim ve somut isim olarak ikiye ayrılıyor. Soyut isimler beş duy organımızla algılayamadığımız... Somut isimler ise beş duyu organımızla algılayabildiğimiz isimler. Yani sevgi, kin, soyut isimken çiçek veya ağaç somut isim oluyor. İsimleri üç sınıfta inceledik. Şimdi bu isimler bir de birleşerek isim tamlamaları kuruyorlar. Onları göreceğiz. Tüm bu saydığımız isimleri birbirleriyle yan yana kullanarak bir söz grubu oluşturup isim tamlaması kuruyoruz. Peki bunlar birbirleriyle nasıl bir söz grubu oluşturuyorlar? Birleşen ilk isme tamlayan diğerine tamlanan diyoruz. Tamlayanlar ilgi ekleri, tamlananlar ise iyilik ekleri alıyor. Eğer hem tamlayan hem tamlanan ek aldıysa buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Yani suyun sesi. Eğer tamlayan ek almaz, tamlanan ek alırsa buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Yani su sesi. Eğer ikiden fazla ismi birlikte kullanırsak, yani en az üç ismi birlikte kullanırsak buna da zincirleme isim tamlaması diyoruz. Yani Ağrı Dağının etekleri. İsimleri kaç sınıfta incelediğimizi gördük. İsim tamlamalarının nasıl oluştuğunu gördük. Şimdi birlikte örnek sorulara bakacağız. Ama bu örnek sorular çıkmış sınav soruları değil. Çünkü sınav soruları sözcük türlerinin tamamını kapsayan sorular oluyor. Karışık, içinde hem isimlerin, hem sıfatların, hem zarfların, hem edatların, hem bağlaçların olduğu sorular oluyor. Ama biz önce isimleri gördüğümüz için isimlerle ilgili örnek soruları çözeceğiz. Daha sonra bütün sözcük türlerini konuştuğumuzda çıkmış sınav sorularını da çözeceğiz. İlk sorumuz isimlerin çeşitleriyle ilgili. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede iyilik eki kullanılmamıştır diyor. Birinci cümleye bakıyorum. Bursa'da bir ahbabı görmek ve bir müddet edebiyattan başka mevzularda konuşmak için yola çıkmıştım. İyelik ekleri sahiplik bildiren eklerdi. Bir de bakıyorum böyle bir ek kullanılmamış. O yüzden birinci cümlede iyelik eki kullanılmamıştır seçeneği söylenebilir. İkinci cümlede birden çok özel isim vardır. Yalova'da bir kamyoncuyla anlaşıp Orhan Gazi'ye gelmiştim. Bakıyorum Orhan Gazi ve Yalova özel bir isim. Birden çok özel isim kullanmış. Bunu da söyleyebilirim. C'ye bakıyorum. Üçüncü cümlede Halek almış bir isim vardır. Halekleri ismin i, e, d ve den halleriydi. Bakıyorum üçüncü cümleye. Bu küçük kasabaya inerken uzaktan gördüğüm İznik Gölü beni garip bir cazibe ile kendine çekti. Kasabaya var yönelme hali, kendine var yönelme hali, uzaktan var ayrılma hali. Yani hale almış isim vardır. Bunu da söyleyebilirim. Dördüncü cümlede somut isme yer verilmiştir. Dördüncü cümleye bakıyorum. Hiç sebep yokken otobüsü kaçırıp burada kaldım. Otobüs var, somut bir isim. Ve E seçeneğine bakıyorum. Beşinci cümlede bir isim çoğul eki almıştır. Bu davranış benim gibiler için bir tür kahramanlıktı. Şimdi burada larlar var ama larlar eki alan sözcük gibi. Gibi de bir edattı. O yüzden söyleyemeyeceğim şey E seçeneği. Geldik diğer soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakıyorum seçeneklere. Özel isim, çoğul isim. Bunlar sözcük türleriydi. Birleşik isim ve türemiş isim sözcükte yapı ile ilgili. Bir de burada şu an işlemediğimiz bir konu var. Ek fiil almış isim. Şimdi bakalım. perverliğin dostluğun ve muhabbetin sembolü olan çay, üşüdüğümüzde, yorulduğumuzda, sıcacık bir dost sohbeti aradığımızda hep yanı başımızdadır. Kullanımı son derece yaygın, 7'den 70'e herkesin günün her saatinde içtiği bu şifalı bitki, gündelik hayatımızın vazgeçilmez zevkleri arasında. Bir dizi karakterinin dediği gibi, çay varsa umut var demektir. Misafirperver birleşik bir isim. Zevkler çoğul bir isim. Dosttan dostluk, üşümekten üşüdüğümüzde, yorulmaktan yorulduğumuzda, sıcaktan sıcacık bir sürü türemiş isim var bu metinde. Türemiş isim. Ve burada başımızdadır ek fiil almış bir isim. Demektir ek fiil almış bir isim. Bakıyorum metinde özel bir isim yok. O yüzden cevap B seçeneği olacaktı. Geldik son örnek sorumuza. Bu soru gene isim çeşitleriyle ilgili. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem topluluk ismi hem de soyut ve özel bir isim vardır. Yarın akşam gelin dedim ya, yırtık pırtık gelin, zarar yok. Üç işimin biri barış, biri dünya, biri de sizsiniz dedim ya. Bu seçeneğe baktığımızda soyut isim görüyoruz. Mesela barış, ya da zarar. Ama topluluk ismi ve özel isim yok. O yüzden A seçeneği değil. B seçeneğine bakıyoruz. Hemen özel isimler dikkatimizi çekiyor. Tepebaşı ve Pera. Burada da soyut isim ve topluluk ismi yok. O yüzden B seçeneği de değil. C seçeneğine bakıyoruz. Trenin kalkmasına daha 10 dakika var. Vagonlardan uzatmış başlarını yolcular. Bakıyorlar arkada kalacak olanlara tez geliriz diyorlar gözleri dolanlara. Burada bakıyoruz soyut isim yok, özel isim yok, topluluk ismi yok. C'yi de geçiyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. Türkmen kiliminden çıkmış güneşe bir orman uğultusu, bir yitik ağlama ve bitmez tükenmez bir sevgidir ruhi su. Bakıyoruz hemen Türkmen ve ruhisu özel bir isim. Sevgi soyut bir isim. Orman var topluluk ismi. O yüzden cevap D seçeneği olacaktı. Ama biz tabii ki E'yi de kontrol edeceğiz. Aşık olan gölde dönderir yüzer, 72 millet hak deyip gezer. Bugün pirim bana eğlersin nazar cümlesi Mevla'nın kuludur kulu. Burada Mevla ve Hak özel isim olarak kullanılmış. Millet topluluk ismi olarak kullanılmış. Ama soyut isim yok. O sebeple cevap D olacaktı. Evet bugün ne yaptık? İsimleri kısaca bir tekrar ettik. İsim tamlamaları nasıl kurulur onlara göz attık. Sonra 3 tane örnek soru çözdük. Önümüzdeki ders sıfatlar ve zamirlerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.